geldin. Gel bakalım Yıldız'ına. Herkes ben geldiğim için herhalde çok sevindi. Evet. Nereye gidiyorsun Tuğçe? Bir otelde, Kıbrıs'ta bir otel var. Ebru Gündeş sahneye çıkıyor. Ondan önce sahneye çıkacağım. Şarkı söyleyeceğim. Sen şarkı söyleyeceksin. Evet. Söyleyebiliyor musun? Sana sormadık bunu. Yani biraz hayalim gibi bir şey oldu ama çünkü söyleyemiyorum. Hayır, söyleyebiliyor musun? Tabii söylüyorum ama duşta falan yani. Hani kaldıramazsınız. Gayet ciddi bir soru soruyorum Tuğçe'cim. Kaldıramazsınız. Gerçekten söylemiyorum. Yani, sağlığımız için herkes söyler bir şarkı ama istemeyelim hani senden. Hani tabii ben de kendi kendime söylüyorum ama yani size söyleyemem herhalde. Neden? Anladım. Bence söylersin. Bence de söyle. Söyler mi? Söyler. Hadi bakayım. Hemen. Hadi Tuğçe, hemen. Al mikrofon. Hemen. Havaya gir. Bu da böyle bir akımda. Bu da böyle bir akımda da bir, benden sonra o akım yönde istedim. Bu da böyle bir anımız olsun. Söyle. Anımız. Ne yapacağım? Ama az solist gibi ol, söyle. Benim şarkımı söyle. Zaten hayır, bildiğin, iyi bildiğin bir şarkı, o duşta söylediğin o şarkılardan birini söyle. Ama duşta gibi söyle. Duşta gibi. Yani kamera yok gibi. Hamamda gibi. Şöyle ortaya geç, daha iyi orası. Ama sesim kötü olursa kimse kırılmaz böyle. Yok, kırılmaz. Demez. Bir şey olmaz. Demeyiz. Demeyeceğiz. Hadi. Evet. Söz. Tamam, çünkü öyle. Sensiz kaldım, inan ki dünyama gün doğmuyor. Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor. Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor. Vurdun gittin insafsız, hiç mi için yanmıyor? Sensiz kaldım, inan ki dünyama gün doğmuyor. Günahım neydi tanrım, hasretin çekilmiyor. Yüzünü görmeden acılarım tükenmiyor. Vurdun gittin insafsız, hiç mi için yanmıyor? Ayol, kulağımız kanamadı. Daha kötü değildi. Herkes gayet burada iyiydi bence. Burada lütfen Safiye Hanım'dan dinleyelim de bir kulak temizleyelim. Evet, mikrofonu yani alayım. Safiye Hanım bir tane söylesin. Aynen burada öyle. Sesler var. Teşekkür ederim beni çektiğiniz için. Şey özür dilerim ama. Tuğçe, gerçekten neler kötü çektik değil biz burada. Özür dilerim yani ben en söylemeyen kişiyim. Sevimliydi de güzeldi. Çok teşekkür ederim. Safiye Hanım buyurun. Bir de baktım ne göreyim. Ha var Allah'ım, gözlerime inanmadım, yandım Allah'ım. Al şu mazer kurşunuyla vur beni zaten. Öldürdün beni. Al şu mazer kurşunuyla vur beni. Vur zaten. Öldürdün beni. Hep beraber. Seni sevmekten başka neydi benim günahım? Tek suçum aşık olmak sana. Hiç olmaz bu yaptın. Seni sevmekten başka canım. Neydi benim günahım? Tek suçum aşık olmak sana, hiç olmaz bu yaptın. Bravo. Duygulandı. Akıyor yani. Su gibi. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ve zor şarkılar bunlar. Bunlar da zor. Evet. Tabii canım. Bu da var mı albümde bu şarkı? Bu da albümde var. Cengiz İbrahim'in bir parçası. Çok güzel. Kalpler. Aynen. Canım bir şey unutmadın mı? Evet. Bir çantam vardı. Teşekkür ederim. Gel orada şarkı sahneye çıkıyordun. Gel bakalım. Ve karşınızda az solistimiz Tuğçe Ekim. Bahar. Aşko.
O zaman oyuncak bebeğimin, en iyi arkadaşımın ve kızımın gücü adına beğendim. Güzel görünüyorsun. Neyse. Beğeniyorum. Yapamadım Bahar, benim için de yap. Çok mutluyum. Neyse. Tuğçe'cim, ben seni diğer cumalarına göre bu cuma en çok beğendiğim cuma. Konuşabildin mi? Oldu, oldu. Oldu. Gayet şık görünüyorsun. Hoş buldum ben seni bugün. Hem de Neslihan. Simar. Rica ederim. Ne de. Ben de katılıyorum. Bu üçüncü cuma şıklığın mıydı? İkinci cuma. Neslihan'cığım, bir kereye nazaran herhalde bu elbiseni beğendi o zaman. Geçenkinden iyiymiş. Evet, ben de öyle olduğunu düşünüyorum zaten. Sadece elbiselerin ön kısmının biraz demede olduğunu düşünüyorum. Ama elbise sana çok yakışmış. Arka detayı bence çok güzel. Tam benlik yani, taşlı tuşlu. Gerçekten çok güzel. Saçın bence güzel. Ama sanki abiyeler biraz sende kısa duruyor. Evet, olabilir. Doğru. Bir kısa topuklu. Kızımız boylu postu. Sponsorlar uzun elbise. Ben ama bu sponsor değil, kendim almıştım. Yani. Tuğçe ile de mi yarışacaksın bu konuda? Tuğçe'den daha uzunum. Anladım. Bir gün gösteririz. Daha uzunum Tuğçe, neye göstereceksin? Daha uzun olduğumu mu göster istersen? Tamam aşkım, uzunsun. Aha. Bitti mi yorumun? Bitti hocam. Damla. Tuğçe, ben seni çok beğendim. Yüzünü falan, her şeyinle bence güzel gözüküyorsun. Ben seni beğendim. Ay, teşekkür ederim. Bugün herkesi beğeniyorsun. Evet, ama bilmiyorum neden beğeniyorum ama çünkü bakalım güzel. Ama ben her gün beğenilmiyorum. Ben her gün beğeniyorum. Benim için güzel bir şey yani. Evet. Evet. İlk mi yaşıyorsun uzun bir zamandan? Yani bu kadar beğendim. Yani biraz mutlu bir şey. Güzelmiş. Aleyna. Tuğçe, ayakkabıların topu biraz daha yüksek olsaydı keşke ama elbise, arkadaşlarıma katılıyorum, sana yakışmış, güzel gözüküyorsun. Yani diğer cuma şıklıklarına göre bir haftalık olarak söylüyorum. Bu güzel bir cuma şıklığı. Çok teşekkür ederim. Hazır mısın Tuğçe? Evet, hazır. Geçebilirsin. Merhaba. Öncelikle şarkı güzeldi, beğendim. Sesin de güzel. Aa. Biraz, değil mi? Eğitim. Biraz eğitim lazım, evet, ama eğitim gayet lazım. Güzel söyledin. Hava da öyle. Asolist. Abiye yakıştı sana bu abiye. Ben beğendim seni. Çanta, ayakkabı. Doğru bir seçim yaptın. Arka döner misin? Yılan mı var orada yoksa? Saçını beğendim. Makyajı güzeldi. İyisin Tuğçe. Çok teşekkür ederim. Bugün ya bu hafta kaç tarzı? Bir tane tarzı. Bu ikinci. Al. Bu ikinci. Haydi güle güle kullan. Hoş geldin Tuğçe. Merhaba Kerimcan Bey. Ben de sevdim elbiseni fakat böyle bir tık daha uzun olabilirdi. Çünkü yürürken birazcık kısalıyor attığın adımlarda. Ve bir 2-3 santim daha uzun olsaydı o zaman daha güzel olurdu. Tam böyle yere şey yapsaydı, değseydi yürürken. Bir de başka bir ayakkabı istedim. Bu ayakkabıyı çok sevmedim bunun altında. Ama elbisenin o taşlı detaylarını çok sevdim, sırt dekoltesini. Oradan yırttı birazcık yani. Orası gerçekten güzel bir numarası var. Orasını beğendim. Tarsın. Saçın, makyajın da gayet güzel. Çok teşekkürler. Rica ederim. Tuğçe. Kemal Bey. Keşke saçın komple bu renk olsa. Çok yakışmış. Hmm. Gerçekten. Yaparım o zaman. Yapsana. Çok daha fresh gözüküyorsun. Taze duruyorsun. Makyajın çok güzel bugün, beğendim. Bu teşekkür elbise ederim. Senin kendi gardırobundan mı? Evet, ben almıştım. Ne zaman? Biraz oldu, bir iki yıl olmuştur. Bir iki yıl var, evet. Keşke önü kapalı olsaymış, hiç o yırtmaç olmasaymış. Hmm. Ama sırt detayı çok güzel. Buradan gelen o küçük dekolte de çok güzel, beğendim. Çantan güzel, evet, ayakkabı bu olmasaydı daha iyi olurdu ama mesela hiç... bana öneri verirseniz ben mesela bir dahaki sefer... Mesela Öykü Hanım'ın gibi bir ayakkabı olsaydı ayağında çok güzel olurdu. Ay keşke, evet. İşte gösterelim. Öykü, aşık oldum, aşık oldum. Yani evet, hani hem oturdu o boynundaki diye kristallere de bir gönderme olurdu. Maşallah, kalbine çok yakışmış. Daha iyi size inşallah. İyi görünüyorsun Tuğçe, beğendim bugün. Tarsın. Çok teşekkürler. Ben de zaten Tuğçe'cim taşlı ayakkabı olsaydı diyorum. İlk başta hemen gözüme çarptı. Arkadaşlarım da söylediler zaten. Çok hoş olurdu. Ama şarkı söylemen de çok böyle edalı bacaklarını attırman falan çok dikkatimi çekti. O saçını bir kere beğenmedim.
Aa. Vallahi beğenmedim saçını. Çikolata. Yani sen rengini falan beğendin ama evet. Bilemiyorum ama ben rengini de beğenmedim. Hmm. Saçının şeklini de beğenmedim. Beni nasıl görmek isterdiniz? Ayakkabısını zaten dediğin gibi pırıltılı, şıkırtılı böyle yakandaki gibi isterdim. başka türlü oynamanı çok beğendim. Kıyafetini çok beğendim. Beğenmediğim tarafları da söyledim. Yani saçın daha böyle bir bu şeysin ya, renksizsin. Aa. Ya rujun mu biraz şey geldi? Aslında daha saçların uçları sarı. Şimdi gözükmüyor. Sarı mı? Evet. İşin tamamı topuzdan dolayı gözükmüyor. Evet. O zaman topuzunu sevmedim. Ne bileyim ben. Yani sen bilirsin saçtan iyi anlıyorsun. Tabii ki ama bu renk daha çok yakıştırdım yani, ben ona. Bir çift koyu saç rengini. Bilmiyorum, daha öncekini bilmiyorum ama tarzsın. Teşekkür ederim Safiye Hanım. Teşekkürler Tuğçe. Güle güle Tuğçe. Bye bye Tuğçe. Bye bye.